Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Nisan ve Mayıs ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Sınavdan 90 üzeri bir puan alabilmek için her gün düzenli bir şekilde test çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. 5000 soruluk havuzdan çıkıyor sorular. Ne kadar çok soruya ulaşırsanız o kadar başarı demektir. Ayrıca sizler için özel hazırladığımız konu anlatımı derslerimiz var. Bu videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videoyu bitirdiğinizde ise kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı aşağıdaki yorumlar kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Aklınıza takılan her şeyi, çözemediğiniz soruları mutlaka bizlere yazın. Her yorumu tek tek okuyup cevaplıyoruz. Sol alt köşede Instagram adresimiz mevcuttur. Instagram kullanan arkadaşlarımız bizleri takip edebilirler. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup video videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir? A Bolan dişlisinin B Triger kayışının C Endüksiyon bobininin D Marş dişlisinin Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Belirli zaman dolduğu zaman trigger kayışının değişmesi gerekir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorunuz var. Lütfen çok dikkatli bakalım. Özellikle sınavda görsel sorulara çok dikkat edelim. Kolay gibi geliyor. Hemen işaretleyip geçiyoruz. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sorulama yapmaktadır? A yalnız 3, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3 numaralı araçlar hatalı sollama yapmaktadırlar. Neden? Çünkü görselde gördüğünüz, yani yolda gördüğünüz devamlı çizgi var arkadaşlar orta şeridin sağında ve solunda. Bu devamlı çizgiler o şeridin sadece sollama yapmak için kullanıldığını belirtir arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? A. Tokluk hissi B. Yavaş nabız C. Görme denetlik D. Yüzeysel solunum Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yüzeysel solunum gözlemlenir arkadaşlar. Kan şekeri düşüklüğü olduğu zaman yüzeysel solunum gözlenir. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Termostat çıkartılmalı. B. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kesinlikle eskimiş bujiler değiştirilmelidir arkadaşlar. Aracımızda yakıt tasarrufu görülecektir. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? A otomobil, B çekici, C otobüs, D kamyonet. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Otobüslerde koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur. Verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? Lütfen dikkatli dinleyelim. 1. Jant kapağı çıkartılır. 2. Kiriko ile araç kaldırılır. 3. Bijon somunları sökülür. 4. Bijon somunları gevşetilir. Ve son olarak 5. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Doğru cevabımız şıkları tek tek okumuyorum arkadaşlar. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. D şıkkında gördüğümüz gibi ilk önce aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini almamız gerekiyor. Sonrasında jant kapağını çıkaracağız ve sonra buji somunlarını gevşettikten sonra Kiriko ile aracı kaldıracağız ve son olarak da buji somunlarını sökeceğiz arkadaşlar. Bijon somunlarını özür dilerim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Eksoz manifoldu B. Emme manifoldu C. Külbütör kapağı D. Karter Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Eksoz manifoldu. Okla gösterilip soru işareti bırakılan yer. Eksoz manifoldur arkadaşlar. Yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? A otobüs, B minibüs, C taksi, D dolmuş taksi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Otobüslerde takograf cihazı bulundurulmak ve kullanmak zorunludur. Herhangi bir polis çevirmesinde polis kontrol edebilir ya da belki denk gelmişsinizdir. Otogarlarda da otobüs perona yanaştığı zaman polis gelir ve takograf cihazını kontrol eder arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? A. Marş sistemi B. Yağlama sistemi C direksiyon sistemi, D aydınlatma sistemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Direksiyon sistemi aracımızı istenilen yöne sevk eder arkadaşlar. Nereye çevirirsek oraya gider. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? A motor devri yükseltilir. B motor devri düşürülür. C araç sürülmeye devam edilir. D araç durdurulur ve motor stop edilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Araç durdurulur ve motor stop edilir arkadaşlar. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi. B. Dolaşımın durması, kalp atımlarının anlamaması. C. Kazazedenin bilincini yitirmesi. D. Şıkkımız ise ref, reflekslerin kaybolması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması durumunda kalp masajı uygulanabilir arkadaşlar. Kalp masajı uygulamasına kesinlikle zaten geçmemiz gerekir. Sırada görsel bir sorumuz var. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Aracın sola döneceğini, B. Aracın sağa döneceğini, C. Araçta frenleme yapıldığını, D. Aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Araçta frenleme yapıldığını arkamızdaki araçlara bildirmiş oluyoruz arkadaşlar. Kırmızı lamba yandığı zaman arkamızdaki fren lambaları diyoruz. Yandığında fren yaptığımızı anlıyor arkadakiler ve ona göre takip mesafesini koruyarak onlar da yavaşlayacaklardır. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A hemen tıbbi yardım istenmesi. B yaralının hemen hastaneye taşınması. C yaralının hemen araçtan çıkarılması. D trafik ve can güvenliğinin sağlanması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması ilk yardımın birinci adımıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A. İlaçla tedavi etmek B. Durumu kötüleşmesini önlemek C. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İlaçla tedavi etmek ilk yardımın amaçlarından biri değildir arkadaşlar. İlaçla tedavi etmek doktorların görevidir. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? A. Trafikteki görevli sayısı B. Şehir içindeki trafik kazaları C. Trafik kazalarındaki ölüm oranı D. Şehirler arasındaki trafik kazaları Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Trafik kazalarındaki ölüm oranını düşürür arkadaşlar. Resmen düşürür. Araca ilk bindiğimiz anda lütfen emniyet kemerimizi takalım. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? A) Trafik suçu B) Trafik terörü C) Trafik kusuru D şıkkımız ise trafikten men. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafikten men adı verilir arkadaşlar. Yani aracımız yeni, yedi emin otoparkına çekilir. Devam ediyoruz. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır? A. Yakıt filtresi B. Endüksiyon bobini C. Marş motoru D. Termostat Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yakıt filtresi yakıt sisteminin bir elemanıdır. Kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kusmayı sağlamak. B. Hava yolunu açmak. C. Kalp masajı yapmak. D. Bilinci değerlendirmek. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Baş geri çene yukarı pozisyon verilmesi verilmesinin nedeni hava yolunu açmaktır arkadaşlar. Başımızı şöyle geriye doğru yukarı bir kaldıralım. Zaten anlayacağız. Hava yolunu açmış olacağız arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yakıt tüketimini azaltmak. B aracın fren mesafesini kısaltmak. C yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. D aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmaktır arkadaşlar. Süspansiyon sisteminin görevi budur. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? A viraja girmeden önce hızı arttırmak. B aracı kullanırken yola konsantre olmak. C yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak. D her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Viraja girmeden önce hızı arttırmak sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler. Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kam eksantrik aşınmıştır. B) Silindirler aşınmıştır. C) Krank mili aşınmıştır. D) Volan aşınmıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Silindirler aşınmıştır arkadaşlar. Silindirler aşındığı zaman motorumuz yağ yakar. Aslında bunun sebebi de tamamen biziz arkadaşlar motor yağını zamanında değiştirmediğimiz zaman motor yağın özelliği kayboluyor. E, özelliği kaybolduğu zaman da silindirlere zarar veriyor arkadaşlar. Yani biz bunu kendimiz yapıyoruz. Lütfen yağı zamanında değiştirelim. Bazı dış kanamalarda yarı üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Psikolojik destek sağlamak. B. Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak. C. Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak. D. Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek. Bazı dış kanamalarda yarı üzerine basınç uygulamaktaki amaçtır. Kiriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takos konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın motorunu çalıştırabilmek B. Aracın hareket etmesini engellemek C. Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek D. Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Aracın hareket etmesini engellemek. Bu Kiriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takos koyuyoruz ya. Bunun amacı aracın hareket etmemesidir arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Karterdeki yağ miktarını B. Depodaki yakıt miktarını C. Soğutma suyu sıcaklığını D. Şıkkımız ise radyatördeki su seviyesinin. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Soğutma suyu sıcaklığını bize bildirir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur? A. Vantilatör kayışının kopması. B. Vantilatör kayışının gergin olması. C. Dispiratörün arızalanması. D. Bujilerin arızalanması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Vantilatör kayışının kopması motor sıcaklığının birdenbire yükselmesine sebep olur. Sırada iki yardımla alakalı bir soru var. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? A. Diş eti kanaması B. Atardamar damar kanaması C. Toplar damar kanaması D. Kılcal damar kanaması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Atar damar kanaması olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akıyorsa bu atar damar kanamasıdır. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari B. Azami toplam ağırlık C. Taşıma sınırı kapasite D. D yüklü ağırlık Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Taşıma sınırı kapasite adı verilir arkadaşlar. Bu nedir? Bir aracın güvenle taşıyabileceği en fazla yük ağırlığına, yolcu sayısına buna taşıma sınırı yani kapasite denir. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcı mutlaka bulunmalıdır? A iyi bir sürücü olmak B trafik görevlisi olmak, C sağlık personeli olmak, D sakin ve tedbirli olmak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sakin ve tedbirli olmak bir ilk yardımcıda mutlaka olmalıdır arkadaşlar bu özellik. Devam ediyoruz. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisini hareket iletir? A volan dişlisine, B diferansiyele C amortisöre. D fan motoruna. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Volan dişlisine hareket iletir arkadaşlar marş motoru. Sırada görsel bir sorumuz var. Dikkatli bakarsak çok basit arkadaşlar. Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince Toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir? Görüyorsunuz İstanbul'dan Erzurum'a 20 saatlik bir yola çıkmışlar. Şıklara bakalım. A 6 saat. B 7 saat. C 8 saat. D şıkkımız ise 9 saat. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Toplam olarak 9 saat bu aracı sürebilirler arkadaşlar. Zaten şehirler arası otobüslerde görmüşsünüzdür. Her zaman için iki şoför vardır. Bu aracı 4,5 saat sürebilirler. 45 dakika dinlendikten sonra bir 4,5 saat daha sürebilirler. Yani toplamda 9 saat bu aracı kullanabilirler. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Kafamız karışmasın, yavaşça okuyacağım. A yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. B kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. C. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık. D. Şıkkımız ise aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bize bildirir. Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A kusturma yöntemi, B. Bol su içirme. C. Sarımsaklı yoğurt yedirme. D. Şıkkımız. İçtiği maddeyi sulandırıp verme. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Bol su içirme tekniği kesinlikle uygulanmalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır? Çok önemli bir soru. A yol eğimi ise çıkışta kullanılan vitesle inilmesi. B park manevrası yaparken geri gidilmesi, C hız azaltmak için frene basılması, D ters yönden yola girilmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Ters yönden yola girilmesi tek yönlü yollarda yapılması yasaktır arkadaşlar. Trafik kazalarına sebebiyet verebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili? İlk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir. A Sağlık Bakanlığı B Adalet Bakanlığı C Karayolları Genel Müdürlüğü D Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sağlık Bakanlığı trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamakla görevlidir. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak nokta nokta değerlendirilmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A dolaşım B bilinç durumu C solunum D hava yolu açıklığı Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bilinç durumu kelimesi boş bırakılan yere yazılmalıdır. Yani kazazedeye hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak bilinç durumu değerlendirilmesi yapılır arkadaşlar. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır? A. Korna B. Yağ lambası C. Şarj lambası D. Sinyal lambası Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sinyal lambası çalışır durumda olmalıdır arkadaşlar. Yani sinyal lambasının sistemleri bağlanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? A. Kalorifer hortumlarının su sızdırması B. Hararet göstergesinin arızalanması C. Ventilatör kayışının gergin olması D. Debriyajın kaçırması Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Kalorifer hortumlarının su sızdırması motor soğutma suyunun azalmasına neden olur. Devam ediyoruz arkadaşlar trafik ışıklarıyla alakalı bir soru. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli. B durmalı, trafik uygunsa devam etmeli. C yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı. D durmadan dikkatli geçmeli. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Durmalı. Trafik uygunsa devam etmelidir. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Şoka karşı önlem alınması B. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi C. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması D. Bilinci yerindeyse bacakları bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması bu yanlış bir harekettir arkadaşlar. Yanlış bir şey yapmamıza neden olur. Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? 1. Basıncı 2. Diş derinliği 3. Hasarlı olup olmadığı Şıklara bakalım. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani hepsi dikkate alınmalıdır. Basıncı, diş derinliği ve hasarlı olup olmadığına kesinlikle bakmamız gerekir. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi? Öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Çok önemli bir detay var arkadaşlar burada. Tabelalar birbirine benziyor olabilir. Soruyu dikkatli okumak çok önemli. Tüm şıklara dikkatli bir şekilde bakın. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildiren tabela B seçeneğindeki genelde siyah renkli oluyor bu tabela arkadaşlar. Onun bir altındaki de Sollama yapamazsınız tabelası. Yani sollama yapmak yasak tabelası. Yani son olarak söylemek gerekirse B seçeneği sollamaların bittiği, sollama yasağının bittiği anlamında, C seçeneği ise sollama yapmak yasak anlamında. Aşağıdakilerden hangisi yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A adli tıp B kazazede C. Trafik psikolojisi. D. İlk yardımcı. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Trafik psikolojisi, trafikteki davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceler. Sırada görsel bir sorumuz var. Bu soruyla alakalı Instagram'da ve YouTube hikayelerde bir video çekmiştim. Bizzat kendim çektim ve yayınladım. Bayağı bir izlendi ve yanlış söyleyenler bile oldu arkadaşlar. Instagram'dan bizi takip edin orada göreceksiniz videoyu. Soruyu okuyalım. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabarit sınırlaması getirmektedir? Lütfen tabelalara dikkat edelim. A. Yükseklik B. Uzunluk C. Genişlik D. Ağırlık Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kamyonete yani kamyona yükseklik kabaresi sınırlaması getirmektedir. Ne demek istiyor? 3.50 metreden daha uzun araç giremez diyor arkadaşlar. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir? A artı kutba bağlı olan kabloyu, B eksi kutba bağlı olan kabloyu, C marş kablosunu, D şarj kablosunu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle eksi kutba bağlı olan kabloyu sökmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur? A motor yağının kirlenmesi, B motor yağının kalınlaşması, C karışım oranının bozulması, D motorun çalışma sıcaklığına ulaşması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Karışım oranının bozulması egzozdan siyah renkte dumanın çıkmasına neden olur arkadaşlar. Eğer egzozumuzdan siyah renkte e, duman çıkıyorsa karışım oranı bozulmuştur. Yani motor zengin karışımla çalışıyordur bir diğer de işte. Eğer mavi duman çıkıyor ise bu da motorumuz e, bitik bir durumda anlamına gelir. Yani yağ yakıyordur. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise öncelikle yapılması gereken nedir? A. Motor yüksek devrede çalıştırılmalıdır. B. Hava filtresi değiştirilmelidir. C. Motor rölantide çalıştırılmalıdır. D. Motor hemen durdurulmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motor hemen durdurulmalıdır arkadaşlar. Yağ, bak yağ basıncı ikaz ışığı yandığı zaman motor hemen aracı durdurmamız gerekir. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Termostat arızalıdır. B. Vantilatör kayışı sıkıdır. C. Hararet yani ısı göstergesi arızalıdır. D. Silindir kapak contasında kaçak vardır. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Silindir kapak contasında kaçak vardır arkadaşlar. Radyatörde o zaman su azalabilir. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur? A hızını arttırması, B hızını azaltması, C şerit değiştirmesi, D taşıt yolu üzerinde duraklaması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hızın azaltılması yapılacak en uygun yöntemdir. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston-biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir? A) Marş motoru B) Elektrik motoru C) İçten yanmalı motor D) Dıştan yanmalı motor Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İçten yanmalı motor adı verilir arkadaşlar. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A yakınları geldikten sonra. B hiçbir müdahale yapılmadan önce. C kendine gelmesi sağlandıktan sonra. D hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hayati tehlikelerine karşı gerekli tüm önlemler alındıktan sonra, sağlık kuruluşuna sevk edilir. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarındaki parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir? A. Nabız, B. Solunum, C. Vücut ısısı, D. Kan şekeri. Doğru cevabımız. A seçeneği olacaktır. Nabız adı verilir arkadaşlar. Üç parmağımızla ya da iki parmağımızla bakarız yani böyle nabzımıza bakarız. Soru da bize bunu sormuş arkadaşlar. Parmak ucuyla hissedilmesine ne denir demiş. Bu da nabızdır. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? A. Banketlerde B. Dönemeçlerde C. Yaya ve okul geçitlerinde D. Tepe üstlerine yakın yerlerde Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Banketlerde duraklama yapmak kesinlikle yasak değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri, sağa, sola veya yukarı vurmasını önleyecek teşhisattır? A. Açılabilir tavan B. Emniyet kemeri C. Panoramik cam D. Hidrolik direksiyon Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Emniyet kemeri bize sorulmuştur arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı emniyet kemeri. Aslında kolay ve basit bir soru ama sınavın heyecanıyla çoğu arkadaşımız yanlış yapabiliyor. O yüzden üzerinden geçmekte fayda var. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? A baş geride yarı oturuş. B sırt üstü yatış. C dik oturuş. D yan yatış. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yan yatış pozisyonuna alınmalıdır arkadaşlar. Çünkü kustuğu zaman varsayalım ki sırt üstü uzanırdık. Hasta kazazede kusarsa boğulma tehlikesi olabilir. O yüzden yan yatış pozisyonunda taşınmalıdır. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir? A. Düşük banket B. Dikkat C. Okul geçidi D. Yol ver Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dikkat anlamına gelmektedir bu tabela. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Şok pozisyonu B. Sırt üstü yatış pozisyonu C yarı yüzün koyun yan pozisyon. D baş geride yarı oturuş pozisyonu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yarı yüzün koyun yan pozisyon verilmelidir. Bu yarı yüzü yüzün koyun yan pozisyon zaten adı da komo pozisyonu olarak geçmektedir arkadaşlar. Bazı görsel sorularımızda e, görseli de görmüştük yani. Diğer videoları izlediyseniz eğer. Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? A) 6 ay hapis cezası verilir. B) Trafikten ömür boyu men edilir. C) Sürücü belgesi varsa geri alınır. D) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini korur? A 30 gün, B 40 gün, C 50 gün, D 60 gün. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 30 gün süreyle geçerliliğini korur. Eğer aracımızda herhangi bir renk değişikliği vesaire başka bir değişiklik yaptıysak bunu ruhsata işletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Demir yolu yani hemzemin geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi. B. Bariyer kapalı ise durulması. C. Öndeki aracın geçilmesi. D. Hızın azaltılması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Öndeki aracın geçilmesi kesinlikle yasaktır. Kazaya sebebiyet verebiliriz. Benzinle çalışan motorlarda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleşir? gerçekleştirilir? A. Fitil ile B. Kendi kendine C. Buji kıvılcımı ile D. Dışarıdan ısıtılarak Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Buji kıvılcımı ile ateşlenmesi gerçekleştirilir arkadaşlar. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir? A. Gabari B. Viraj C. Platform D. Tehlikeli eğim Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Tehlikeli eğimlerde vites küçültmemiz gerekebilir arkadaşlar. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? A. Sigorta B. Karburatör C. Endüksiyon bobini D. Marş motoru Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Endüksiyon bobini bujilere giden elektriğin voltajını arttırır. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Soruları bu şekilde ezberlemeyin arkadaşlar. Mantığını kavrarsak çok daha bize faydalı olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. En fazla doğru yapan arkadaşımızı yorumlarda en üste sabitleyeceğim. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklama kısmında Instagram hesabımızın linki mevcut. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıkla kalın.